Biraz daha idare etmedim. Biliyordum ben böyle olacağını. Aile bundan bir yıl önce yaklaşık annenin hastalığından dolayı çocuğu geçici bir süreliğine bakım evine veriyor. Bakım evine verdiği sırada kurum çalışanları aileye diyorlar ki çocuğunuzu bir ay boyunca göremezsiniz, yasak. Bunun üzerine aile bunu da kabul ediyorlar ve çocuğu kuruma bırakıyorlar. Fakat kuruma yerleştikten yaklaşık 25 dakika sonra aileye, daha doğrusu babaya bir SMS geliyor. Bu SMS'in içeriği de hastanemize hoş geldiniz mesajı. Bunun üzerine baba kurumu arıyor. Kurum diyor ki çocuğunuzun herhangi bir problemi yok. Sadece soğuk aldı. Biz o yüzden tedavi amaçlı çocuğunuzu hastaneye getirdik. Birazdan döneceğiz diyorlar. Fakat bunun üzerine çocuk hastaneye yatışı veriliyor. Önce %10 akciğerinin çalıştığı tespit edilmiş bir hastanede. Buradan başka bir hastaneye sevk edilmiş. Orada da aslında akciğeri çalışıyor gibi rapor verilmiş ve tekrar başka bir hastaneye sevk edilmiş. Son hastanede de babayı yoğun bakım doktoru arıyor ve diyor ki gelin çocuğunuzu görün. Çocuğunuz yoğun bakımda şu an yatmakta. Videolarını çekin. Bunun üzerine baba kurumu tekrar arıyor fakat kurumdan bir dönüş alamıyor. Kurum kendilerine bilgi vermemiş. Daha sonrasında baba hastaneye gidiyor. Çocuğun videolarını ve fotoğraflarını çekiyor. Bu çekilen fotoğraflarda çok açık biz görüyoruz ki çocuğun ciddi darp izleri var. Kafasında, gözünde, yüzünde, ayağında ciddi morluklar ve izler var. Zaten çocuk gittiği 4. hastanede de vefat etti. Aslında hem otopsi raporumuz var hem de adli tıpta mütalaamız var. Otopsi raporunda da zaten görünüyor ki çocuk aslında hem soğuk algınlığı hem de darp ön tanısıyla hastaneye başvuru yapılmış gibi kaydı geçmiş. Fakat sonrasında ilerleyen süreçte hastanelerde de herhangi bir teşhis yok bu darpla ilgili. Adli tıp mütalaasında da zaten görüyoruz ki çocuğun yüzünde, gözünde, vücudunda, bacağında çekilen bir sürü yaralar var. Bu yaralar hatta netbe olarak geçiyor ve bu netbelere de biz de girip baktığımızda aslında birkaç gün içerisinde oluşmuş yeni yaralar olduğunu tespit edebiliyoruz. Biz tüm raporlarımızı savcılığa verdik. Onun dışında ailenin yoğun bakımda çektiği fotoğraf ve videoları da savcılığa verdik. Fakat bize savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar geldi. Kararın dayanağı ise delil yetersizliği. Bunun dışında bir de soruşturma yürütülme izni istenmişti. Fakat geçen ay aileye de bir tebligat geldi. Tebligatın içeriği de soruşturmanın genişletilmemesi kararı. Biz buna da itirazımızı yaptık idare mahkemesine fakat İki taraftan da henüz dönüş alamadık. Şöyle ki aslında benim dosyam bu şekilde haber olduktan sonra birkaç aileyle de görüşme imkanımız oldu. Ve bize bazı videolar ve resimler geldi. Biz bu resimlerde görüyoruz ki çocuklar hala kurumda şiddete maruz kalıyorlar. Zaten bugün de bir çocuğu ailesi kurumdan aldı, hastaneye darp raporu için götürdüler. Çünkü bize bununla ilgili gelen tüm bilgiler şunu içeriyor aslında. Burada büyük bir şiddet var, ihmal var. Bu kurum çalışanları çocukları dövüyorlar ve bunu aslında bir alışkanlık haline getirmişler.